Herkese selamlar, ben Emel. Biliyorsunuz ki ben yakın zamanda bir motokaravan almıştım. Daha önceki videomu seyredenler çok iyi hatırlayacaklardır. Biz hazır bir karavan almıştık. Bize göre kimi eksiklikleri vardı. Bunları da tamamlayıp gidermek için Uğur Karavan'a geldik. Sağ olsun, onlar da şimdi bize desteklerini ve yardımlarını veriyorlar ve eksik olan kısımları tamamlayacağız. Bize göre eksik yani. Bize göre, tabii ki bize göre eksik. Bizim istediklerimiz yani. Bizim istediklerimiz vardı. İlave ettirmek istediklerimiz vardı. Onları ilave ettireceğiz. Sağ olsun Uğur Bey de bize destek ve yardımda bulunuyor. Evet, şimdi tüp yerimiz yapılacak kısmetse. Buzdolabımız sabitlenecek. Ve bastomuzun üstüne küçük bir raf olacak. Ve banyomuza perde takılacak. Şimdi şu rafların üstüne de şey olacak, evet, yükseltme yapılacak raflarımızın üstüne. Çünkü biz yolculuk anında da onu kullanmak istedik. Onun için de bir güzellik yapacaklar. Şimdi sağ olsun arkadaşlar uğraşıyorlar, emek veriyorlar. Evet, ustamız çalışıyor. Ölçüyor, aldı. Olacak mı usta? Merhaba, olacak inşallah. Tamam. Elinize sağlık şimdi. Bitince göstereceğiz tekrar. Bir şey vardı, bize göre noktan olanlar vardı. Uğur Bey de dedi yapalım dedi. Onları falan yaptırıyoruz. Böyle işi hazır mı aldın? Hazır sıfır aldık. Bu arada da Nagihan Hanım, Uğur Bey'in kardeşi. Herkes merhaba. Çoğunlukla Uğur Bey'i bildiği için. Evet. Karavanımızı geçiyor. Sıfır aldık da bize göre biraz böyle hani eklenmesi gerekenler vardı. Uğur Bey de sağ olsun dedi, yapalım dedi. Şimdi onları yaptırıyoruz. Ama son yaptığınız karavanları gördük. Süper. Güzel ya. Mi? Bayıldım ya. Onların çekimlerini gerçekten yapacağız inşallah. Gerçekten ya. Motokaravanı unuttuk, onu yapalım. Sonra uzunu yapacağız. Tamam. Güzel, ama bayıldım, bu uzun süper ya. Gerçekten çok bence ya. Uzunun videosunu bekleyin. Evet. Buradan tüyo verelim. Tüyo verelim. Uzun bence bütün yaptığınız karavanlar güzeldi ama nedense ben onu daha bir böyle içine sindi daha bir. Böyle bir böyle gülücük atarsın ya hani bir şey görürsün. Aynı öyle oldu evet. Ya. Ben sevdim, bilmiyorum yani. Beğenir. Güzel oldu. Ağırlığı da çok değilmiş. Evet, değil. Yani camlardan büyük ihtimal kaynaklı. Değil mi? Berlin kullanmışsınız bu sefer. Ağır oluyor. Yeter bu kadar tüyo. Evet. Bak, camı da gelmiş. Camı da mı koymuş? Altta olabilir abi cam. Altta mı takılıyor? Bilmiyorum ki vallahi biz. Yarım cam bu. Şu ya, bu altta. Alttadır muhtemelen. Bu kapak kapak. Bunun kapağı. He, anladım. İyi bir yolu. Bir de o şey olacak, göz olacak. Böyle bir takıntı olmuyor. Kurtarıyor mu? Yük geliyor. Ona bakıyorum ne yapabiliriz diye. Yüksek geliyor mu? Başka bir şey yapacağız. Başka bir bağlantı şekliyle. Zaten menteşelerden dolayı biraz yükseltmemiz lazım. Ya şey, zeminden değil mi? Evet, biraz şöyle açmamız lazım zeminden. Bağlantıya yapacağız. Aparat yapacağız, olacak yani yapacak bir şey. Benziyor mu senin yaptığın motokaravana? Yok. Herkes bir şey yapıyor. Bu çok farklı ya. Güzel abi senin.
perdemizin montajı başladı. Evet, banyo perdemizin montajı başladı. Biz buraya çok sabah çok erken geldik. Uğur Bey dedi ki erken gelin dedi. İşinizi dedi iyice yapalım dedi. İyice bir görelim dedi. O yüzden sabah 9'da biz buradaydık. Şimdi sağ olsun arkadaşlar harıl harıl çalışıyorlar işte. Bizim kendimize göre gördüğümüz eksikliklerimizi yapıyorlar. Perdemizin montajı yapılıyor. Banyoya perde yapıyoruz. Perdenin sebebi de şu. Duş aldığımızda normalde kapı ıslanıyor. Kapı ıslandığında kapıyı açtığımızda su yere akıyor. Bu perde olduğu takdirde kapımız ıslanmayacak. Perdeyi sürdüğümüzde su yine banyonun içinde kalacak. Yani ne kapımız zarar görecek, ne yerdeki döşememiz zarar görecek, ne de biz duşumuzun arkasından temizlik yapma zorunda kalacağız. Abi beni alma videosu. Koray, eline emeğine sağlık. Her şey için teşekkür ederiz. Sen olmasaydın bugün işimiz işti yani. Joker eleman. Evet, Uğur Karavan'ın olmazsa olmazı Koray. Taliplerini bekliyoruz. Uğur abi yakacağım mı? Evet. İyi bakalım. Bak şimdi bir bakacak. 100 bin şey, beğeni. Evet Uğur Bey, bizim işlerimiz bitti. Her şey için çok teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ustalarınızın eline sağlık. Biz size teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu hakkınızı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah da bunu düz bastırsın. Amin inşallah. Sağ olun. Bizim nice mutlu deneyimiz. Huzurlu tatiller diliyoruz size. Sağ olun. Bol teşekkür gezmeli. Ederiz. Biz yine yakında geleceğiz. Siz i̇nşallah. Yeni bir model çıkartıyorsunuz. Evet, evet. Pek bahsetmek istemedik biz ama sürpriz çok olsun. Da güzel ama. Teşekkür ederim. Siz beğendiyseniz demek ki... Ben gerçekten beğendim. Ben çok nadirdir böyle bir aracın içine girdiğimde güldüğüm, mutlu olduğum. Daha karşıdan gördüğüm gibi ben gülümsedim. Onu i̇nşallah da şöyle detaylı bir şekilde çekeriz. İnşallah, inşallah. Bekliyorum. Ne zaman bitecek? Önümüzdeki hafta... Yani bitecek. Çok son bir dokunuşlara kadar. İlgilenemedik açıkçası. İşler yoğun. İhracatlar var. Yerli piyasaya da olduğu gibi. Şimdi ilk önce... Müşterilerimizi memnun edelim de biz sonra memnun oluruz. Ama önümüzdeki hafta Allah kısmet ederse hafta sonuna doğru sizi çağırmayı düşünüyorum. Tamam. O zaman Uğur Karavan'a teşekkür ederken yeni modelinin de videosu yakında diyoruz. Kanalımızda. Takipte kalın. Evet, kanalımızda takipte kalın. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Uğur Karavan'ın Instagram sayfası çalınmıştı. Yeni Instagram sayfası eklendi. Yine aynı Uğur yine Karavan. Aynı Uğur Karavan. Yine Uğur Karavan olarak daha önceki sayfaya eğer ulaşamıyorsanız yeniden Uğur Karavan yazıp tıklayıp Uğur Beylerin Instagram sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Biz teşekkür ederiz.
Arkadaşlar bugün karavanımızda temizlik günümüzdü. Evet, karavanımızı artık temizledik. Bir tek içini yerleştirmesi kaldı. Onun için de almamız gereken malzemeler var. Onlar da bayağı bir külfiyetli ve maliyetli tuttuğu için yavaş yavaş içini tamamlayacağız. Şimdi şöyle bir temizliği yaptıktan sonra gösterelim. Ben bayağı bir de kızarmışım bu arada kendimi görünce. Evet, dün biz Uğur Karavan'a gitmiştik ve Uğur Karavan'dan kendimize göre eksik olanlar vardı. Bunu kullandıkça daha iyi deneyimliyorsunuz ihtiyaçlarınızı. İşte size göre eksik olanlar, sizin için daha hani hayatınızı konforlaştıracak şeyleri falan daha iyi anlayabiliyorsunuz. Biz daha kullanmadık ama yerleşmeye kalktığımızda bize göre tabii ki şey vardı, yapılması gerekenler vardı. Bu arada Mehmet için hiçbir şey demiyorum. Gerçekten Mehmet'in işçiliği çok güzeldi ki biz bunu Mehmet'ten hazır bir şekilde aldık. Yani bizim için özel olarak dizayn edip de tasarlamadı. Yani biz şunu şöyle istiyoruz demedik. Bunu da burada belirteyim ki Mehmet'in de burada hakkını yemeyelim. Şimdi burada yanlış anlarsınız. Ben altına bir tane raf yaptırdım. Şöyle göstereyim. Burada Webasto'muz vardı bizim. Ben dedim ki hani burada Webasto olunca ben burayı da dedim kullanayım dedim. Sonra Uğur Bey'e söyledim. O da dedi tamam dedi, elemanlara söyleyelim dedi. Oraya bir raf yapsınlar dedi. Bu arada çekim için gitmiştik biz Uğur Bey'in yanına. Çok güzel bir karavan yaptılar. Şuralara küçük birer çıta çektirelim dedim. Ben buraya dedim kitaplarımı yolda koymak istiyorum. Düşmesini istemiyorum. Ne yapabiliriz dedim. O da dedi küçük bir çıta çekelim o zaman dedi. Dolaplara yakın renklerde birer çıta çektirdik buraya. Şuralarda da var. Çünkü dedim ki hani topla boşalt, topla boşalt yapmayalım Uğur Bey dedim. Tamam dedi. Sonra şöyle yatağa şey yapmadan çoraplarımın altı batık. Burada aparlörlerimiz, aparlörlerimiz. Hoparlör. Hoparlörlerimiz vardı. Onların üstünü kapattırdık. Daha önceki videomuzda bir arkadaşımız söylemişti. Demişti ki onların üstünü niye kapatmadınız? Orada çok kötü durmuşlar, kapattırın diye. Biz de buradan görüşlerinizi hemen dikkate aldık ve gittik. Üstünün üstünü kapattırdık. Evet, şimdi en canı... Tüpümüz için yer yaptırdık. Sağ olsun Uğur Bey bunların hepsini seve seve bizim için yaptı. Tüpümüz dedik ki Uğur Bey dedik yani yolda biraz böyle kayıyor sanki sallanıyor falan gibi geliyor bize dedik. Dur dedi ben oraya dedi hemen dedi bir şey yaptırayım dedi. Ve şu anda tüpümüz burada sabit. Yani nereye gidersek gidelim. Hengebeli yollar da olsa bu sallanmıyor ve düşmüyor. Ve ayrıyeten de buzdolabımızın ayaklarına birer ayak yaptı. Sağ olsunlar. Bu arada arkadaşlarım da hakkını yemeyelim. Gerçekten bizimle 4-5 saat uğraştılar. Dedim ki Uğur Bey her şeyi yaptık, yaptık, yaptık. Sizin şu dedim banyo perdenizden bir tane de bana takalım dedim. Takalım dedi ve bize banyo perdesi taktı. Bunu taktırmamdaki amacı da tekrar söyleyeyim. Biz burada duş aldığımızda kapımız ıslanmayacak. Ve kapımızın ıslanmadığı gibi buradaki sular aşağı akıp ön tarafı ıslatma gibi bir şey olmayacak. Bu ister istemez kapı da zamanla zarar görmüş olacak. Bu şekilde olduğunda kapımız zarar görmeyecek. Perdeyi kapattığımızda suyumuz buradan aşağı süzülecek ve olay bitecek. Sağ olsun Uğur Karavan'a da, Gezginci Karavan'a da çok çok teşekkürler ediyoruz. Elektro Zirve'ye, Doğuş Otocam'a gerçekten desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ay bayağı dağılmışım.